de fıkıfık. Gene mi? Gene maalesef. Ama ki, yeni bir dilber. Lokum gibi bir huri. Gözleri badem, yanaklar elma, dudaklar kira. Yeter! Taksim'de buluştular, doğruca kuyumcuya. Gene mi? Gene maalesef. Kadına bir gerdanlık aldı, ortamdan motele gittiler. Hangi motele? Emirgan'daki motele. Oda numarası 28. Yeter! Ulan Kerim, yakalarsam seni yerim, yürür! Ha? Yes, durun! Ulan namussuz alçak! Donunun uçkuru 9 yerden kopmuş zampara herif! Ulan şehvetinin bütün kararları taşmış aldı! Bağırma baba, rezil etme kızı! Ulan rezil olacak tarafın mı kaldı herif, ha? Ulan fuhuş düşkünü! Ulan dövdüm olmadı, sövdüm o da olmadı! Ne yaptımsa kâr etmedi! Senin gibi azgın damızlık bir boğa ömrümde görmedim! Oğlum deli İbrahim, tarihte 20 albetle rekor kırmıştı. Ama o yiyordu macun, sen yiyorsun lahmacun! Oğlum musluk mu bu, aç kapa, aç kapa, aç kapa! Niyetin beni öldürmek mi be, öldürmek mi beni be? Allah korusun babacım, Allah başımdan eksik etmesin! Yalancı herif, adi kerata! Benim oğlum demek için 40.000 tane şahit lazım! Yüreğime indireceksin be! Oysa ben seninle daima iftihar ettim ve de edeceğim sevgili babacım! Bundan sonra ister et, ister etme! Bu gece bu evde son gecendir! Başka çarem kalmadı! Seni kovuyorum! Defol git odana! Sen dışarıdan, ben içeriden... ...fabrikaya top attıracağız tezelden! Kalırdım çöllerde, sen benim yârim olsaydın. Gel! Babacım! Canım babacım! Ne var? Ne istiyorsun? Affet beni! Elini ayağını öpeyim, affet! Hoş! Defol! Öyle merasimlere karnım tok ben! Sen benim babam, atam, her şeyimsin! Anasız büyüttün! Ne istedimse verdin, ne dedimse yaptın! Şımardım, sana asilik ettim, suçluyum! Seni her gün görmeden, mübarek ellerini öpmeden... ...hayır duanı almadan yaşayamam! Hele mübarek paracıklarımı almadan hiç yaşayamazsın! Bu mesele bitmiştir artık, seni tanımıyorum! Vicdanına, merhametine sığınıyorum baba! Beni hem öksüz, hem yetim bırakma baba! Lan canı gönülden mi ağlıyorsun, yoksa artistlik mi yapıyorsun baba? Senin oğlunum, senin asil kanını taşıyorum! Bu kadar zulüm yakışmıyor baba! Yeter, gel! Gel hele! Bana bak, benim malım, mülküm, her bir şeyim senindir! Yaşım 60'a geldi oğlum! Allah uzun ömürler versin babacığım! İstiyorum ki, fabrikanın başına geçesin! Akıllı, uslu, çalışkan bir herif olasın! Biz de genç olduk, erkek olduk! Kaçamak bir şeyler de yaptık! Lakin hiçbir zaman senin gibi damızlık bir boğa olmadık! Her şeyin bir sonu vardır, dibi vardır ama... ...kadın gelen mahlukatın dibi yoktur. Öğren bunu oğlum! Babacım, bir tuhaflık var bende. Kadının lafını duysam... ...hemen kendimden geçiyorum o anda. Tuhaflık değil oğlum, nazar var üzerinde, göz var üzerinde! Babacım, yarın okutup üfleteceğim kendimi! Aferin sen! Tam bana layık bir evlat olacaksın! Oldum bile! Bundan sonra senin emrinde, senin yolundayım! Tövbe mi ediyorsun? Ediyorum babacığım! Sen paralıklar bitti mi? Bitti! Bir daha yapan? Böyle olsun! Şimdi git huzuru kalbine uyu! Hadi! Sağ ol babacığım! Kızım yavrucuğum, Hayrullah'ın senetleri ödendi, bir kenarcığına not ediver evladım! Tamam mı yavrum? Kim o? Ben Çatır! Ha, gel!
Ne haber Kaki? Müşteri Mahdum Bey için rahatsız ediyorum. İşe başladı, çalışıyor değil mi? Hiç durmadan çalışıyor. Maşallahı var. Dün gece ona öyle bir gözdağı verdim ki... ...avratları görünce işeyecek mecali bile kalmadı. Çok korktu muhakkak. Otellere gitmiyor artık. Eve kapanıyor. Hangi eve? Levent'in arka sokağında bir ev, bahçe içinde. Kadında bir isim su. Esmer. Balık içinde. 15'lik bir taze... Yeter ulan Katip! Yalan söylüyorsan yedim ulan, seni yedim! Hadi düş önüme uzatma! Az laf çok iş felekçiz, yürü! Bak Katip, bak muntanık orada, gördün mü? Kaç yüz bin kaymet saydım ona! Ah, avratlarla geziyor! Zampara muntak, zampara kıracağım bunu! Hadi gel, yürü! Bana müsaade beyefendi! Gel diyorum! Müsaade edin Mahdum Bey, beni görse parçalar! Evet, parçalar beni! Hadi geç! Otur orada, bekle beni! Peki, efendim. Ol eşek! Yalancı köpek! Numaracı deyyus! Ulan hep halvet, hep halvet! Biraz da serinlikte kal be velek! He? Yapma baba, son defa gelmiştim. Ölünü öpeyim ki sondu! Hıp! Kendi ölünü öp ulan, itoğlu it! Bana acımıyorsan kendine acı! Kalbin sıkışır! Tansiyonun artar, şekerin başlar babacığım. İhtiyaret canı var, baba katili, soysuz köpek! Bağırışmayın, mahalleyi başıma toplamayın, ne olur! Şıllıklar! Oğlumun aklını başımdan alanlar! Burayı bastıracağım, kapınızı mühürleteceğim, alayınızı birden buradan sürdüreceğim! Görürsün ulan Kerim! Kerim ulan nereye gittin? Kerim ulan Kerim, yakalarsam! Vahit! Vallahi vahit! Nazmiciğim, iki gözüm biraderim, gelin, sütür kavuştu yana! Kimin peşinden koşuyordun, deliler gibi? Oğlum olacak o namussuz! Aa, insan evladı için bu kadar ağır konuşur mu? Öyle bir oğlun olsa çeker mavceri, dan diye vurur, kurtulursun! Ne oldu ha? Seni katil edecek kadar neler yaptı? Ah, neler yapmadı ki, neler yapmadı ki? İşte böyle! Akşam ağlayıp yeminler ediyor, sabah kasaturası elinde o kadından bu kadına koşturup duruyor. İnanılır gibi değil. Son gördüğümde 10-12 yaşlarında, uysal, sevimli bir çocuktu. Nerede öyle kalsa iyiydi ama her şeyiyle birlikte büyüdü. Vallahi nüfusundan sildireceğim. Senin gibi müşfik, vicdan sahibi bir baba bu kadar zalim olamaz. O da biliyor kuru sık attığımı köpoğlu köpek. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyor. Sonra da bildiğini okuyor. Ama bu defa son kovdum gitti. Ah Kerim, karşıma çıkma, çıkarsan yanlış, yanlış davranmışsın çocuğa. İstesen pekala yola gelebilir. Nasıl? Bak dinle. Münasip bir kız bulursun, evlendirirsin. O da kurtulur, sen de kurtulursun. Hemen gecik de çaresini buldum. Böyle meselelerde üstüne gidilmez. Delikanlıdır. Biraz yumuşak davranacaksın, aslında kendi istediğini yapacaksın. Her istediğini yaptım itoğlu için ama bir türlü yataktan çıkaramadım azgın deveyi. Öyleyse dediğim gibi, en iyisi baş göz edip kurtulacaksın. Şimdi sen olsan, böyle birisi için kız isteyebilir misin? Beni bugün Allah çıkardı senin karşına! Sağ ol, hiç olmazsa derdimi döktüm de rahatladım. İş sadece dert dökmek değil, seni bu dertten kurtarmak! Hiç kimse derdime derman bulamaz! Herif ne zaman iktidardan kesilir, ben de kurtulurum kardeşim! Yo, hayır, o kadar sürmeyecek! Nasıl? Bak, dinle! Ben de birkaç yıl önce karımı kaybettim. Allah sabır versin. Sağ ol. Dünyada kızımdan başka kimsem yok. Şimdi 19'unda. Sen erkek evlatla baş edemezken ben kızımdan korkmaz mıyım? İstediğin kadar kork. Hepsi bildiğini yapıyor. Bak Vahitçiğim. Senin Kerim'le evlendirirsek... Kimi?
benim afeti, ikimiz de kurtuluruz. Yo, yo! Senin kızı da sonra fontöre finton yapar, yo! Hayır, afet cin gibidir. Yok, yok, vazgeç! Durup dururken kızcağızın kanına girmeyelim. Yo, yo, ben durumu afete anlatırım. Sen de akşama gel, beraber konuşalım, ha? Oydu anasını satayım. Anlattıklarınızla Kerim'i tanıdım. Bırakın bildiği gibi yaşasın. İnsan hayatta bir defa genç olur. Kızım, sen benden yana mısın yoksa domuzdan yana mı? Kerim'i savunmuyorum, yanlış anlamayın. Fakat bu kadar ağır suçlamanız ters geldi bana. Örneğin bakın biz, iki arkadaş gibiyizdir babamla. Hakikaten öyleyizdir. Benim de istediğim bu. Oğlum herkesler gibi çalışsın. Gençliğini önüne gelen kadınla ziyan zebil etmesin. Yazık, günah tabii. Evlense, aile babası olsa, çocuklarını görsem, torunlarımı dünya gözüyle sevsem, birazcık sevinsem ne olur? Üzülmeyin bu kadar. Ah, hadi, cheers! Efendim nedir o ha? Cheers! Gidelim! Bak kızım, başına gelecek tehlikeyi apaçık anlattım sana. Sonra bana kızı beddua etme. Elimden geleni yapacağım. Başaracağımı da sanıyorum. Afet'i beğeneceğini söylemiştim sana. Bütün iş Kerim'in beğenmesinde. Hayır, bütün iş benim beğenmemde. Göreceksin kendisini. Erkek güzelidir, neme lazım? Erkekte güzellik aranmaz ama kızın güzeli daha makbuldür. Öyleyse anlaştık. Yarın tam 11'de arayacağım. Telefonun başında olsun. Telefonu kulağına yapıştıracağım kereten. Efendim, hadi bana aylandım. Tekrar aylandım. Benim utangaç oğlum! Gene çok pişmansın, değil mi? Evet baba. İkimiz de bıktık, usandık. Her gün aynı kavgalar, her gece aynı numaralar, aynı yalanlar. Utanmadan kaldır başını da beni dinle güzel oğlum benim. Bir çare buldum. İkimiz de mesut bir şekilde kurtuluyoruz. Neymiş o çare? Evleniyorsun. Hı? Evlendiriyorum seni. Kiminle? Yani ben. Evet. Peki. Genç, güzel, akıllı, hem de çok zengin bir kızla. Ben tanıyor muyum baba? Yarın tanışacaksın. Saat 11'de telefon edecek. İsmi Afet, kendi de bir afet. Benim çok eski, sevdiğim bir ahbabımın kızıdır. Çok şaşırdım. Biraz düşüneyim. Gelecek ay kararımı bildiririm babacığım, müsaadenizle. Gel bakayım buraya sen, benim bu laflara karnım tok benim, anladın mı? Ben kararımı verdim! Kararını ver, yoksa defol git evimden! Yeter baba, her gece, her gece kovuyorsun. Elbette kovarım be! Canıma tak etti, dinle beni! Senin isteğine bırakıyorum, ya bu deveyi gidersin, ya bu diyardan gidersin. Hangisi işine geliyorsa, he? Galiba haklısın baba. Çok suç işledim. Dediğini yapacağım. Aferin, aferin ha! Şöyle, şincik bana iyi geceler! Alo! Kimsin? Günaydın efendim, Kerim Bey istiyorum. Ben Kerim. Sen de afet olacaksın. Hemen senli benli konuşmaya başladınız. Pek çabuk samimi oluyorsunuz. Ha, öyleyimdir. Saat kaçta? Nerede ve ne zaman? Yarım saat sonra Esentepe'de, Mola Pastanesi'nde. Elimde tek bir gül olacak. Siz de lütfen bir karanfil alın. Kolayca tanıyalım birbirimizi. Okey bebek! Geç kalma sakın, bekletilmekten hoşlanmam.
Tanıdığıma memnun oldum. Ben de. Demek benimle evlenmek istiyorsunuz. Bilmem, babanız bahsedince diye. Ne diye? Sanki olabilir diye. Evde mi kaldın? Yoksa kısmetin mi çıkmadı? Öyle bir halim var mı? Henüz 19 yaşındayım. Avcı mısın, vurguncu musun? Zengin koca peşinde misin? Hakarete alışık değilim. Sizi de babanız gibi sevimli, görgülü biri sanmıştım. Tanıdın işte. Beni de çok beğendiğim belli. İstersen evlenelim. Çoktan vazgeçtim. Dünyada sizin gibi kocam olacağına hiç olmasın daha iyi. Geçelim. Evlenince kaç çocuk doğuracaksın bana? Patron, Mustafa'yı yakalamışlar, konuşturmuşlar. İcabına baksınlar mı? Sorulur mu lan böyle bir şey? Ayağına taş bağlayıp denize alsınlar. Kaçıyor musun? Evet, çok geç kaldım. Gülünü de unutma! Kim kanlı katil? Kim kara sakallı? Oğlunuz olacak, o kanun kaçağı. Kerim'in sakalı yoktur. Başka biriyle buluşmuş olmayasın. Basbayağı kendisiydi. Elinde karanfille geldi. Yazık ki oğlunuz bir çete reisi. Olamaz! Benim oğlum katiyen böyle bir şey yapamaz! Onun derdi kadınlar. Çapkınlık numarasıyla uyutmuş sizi. Amanın dostlar, bana bir şeyler oluyor. Hayırlısıyla ölüyorum galiba! Kendine sakin ol, rica ederim ay, sakin ol! Öyle bir evlat için ölmeye değer mi hiç canım? Keşke söylemeseydim! Alın için şunu! Hadi için! Bana içki değil, zehir verin! Erselik verin, erselik! Kim olabilir bu saatte? Açıver şu kapıyı! Sakin ol, sakin ol! Belki vurmuşlardır! Kara haber gelmiştir! İç Vahit, iç! Kendi de gel, ferahlarsın! Dur, dur! Kerim! Kerim tükettin beni, Kerim! Hadi canım, yapma, Kerim. Bırak Allah! Beyefendi! Katil, söyle, ver acı haberi, ver! Beyefendi, muhterem oğlum şu anda... Kara taşlar üstünde mi yatmakta? Hayır beyefendi! Londra pavyonda, dansöz Necla Alev'in koynunda! Yedim seni Kerim! Hep beraber gidelim! Gücüne, kuvvetine, vücudunun sıhhatine koçum! Senin de saçının telinden parmağının ucuna kadar! Dişiliğinin şerefine yavrum! Vaziden buraya kadar, hayırlı geceler! Öyle gecenin hayrı mı olur lan? Olur da bekle de Kerim'in sonunu gör! Bugünkü de atladı gitti demek. Hem de nasıl? Nasıl? Anlat da ben de güleyim. Önce meyve getir. Peki. Babam ayarlamış kızı. Sabah telefon etti yavru kuş. Bir pastanede buluştuk. Muhallebiciye gitseniz daha iyiydi. Bizim çocuklarla planı yaptık. Ben çete reisi, gaddar bir herif. Onlar da adamlarım. bir de takma sakal taktım. Güneş gözlüğü. Yavru kuşun elinde böyle gül... Giyinmiş, süslenmiş, aklı sıra beni tavlayacak enayi. Gözüm korktu senden koçum. Kafan da maşallah, vücudun gibi çalışıyor. biraz sert yaptım, dalgamı geçtim. Derken çocuklardan biri geldi, sözüm ona, birini öldüreceğiz.
Kız ne yaptı? Korkusundan altına yapmıştır mutlaka. Kaçışını görmeliydim böyle. Duydun mu, gördün mü alçağı çeşirin? Bırakın, bırakın! Hem sağ hem bu attığı gazı bırakır mıyım yanına? Çekilin Allah aşkına! Hayır! Durun. Sıra bizde şimdi. Daha doğrusu bende. Anlamadım. Budala yerine koydu beni. Şimdi de adi karılarla alay konusu yapıyor. Öyle öpme diyorum. Her yerime ateşler basıyor. Geberiyorum. Tez günde inşallah, tez günde! Üzülmeyin artık. Oğlunuzdan öyle bir intikam alacağım ki... ömrünün sonuna kadar acısını unutamayacak. Gidelim. İkisini bu vaziyette bırakalım mı diyor? Bırakalım, bırakalım. Son defa. Ne isterse yapsın. Dışarıda söyleyecek yerim var. Tamam. Hadi. Hadi gidelim, hadi. Puh, Allah kahretsin. Efendim babacığım. Hoş geldin oğlum. Gel hele. Gel, gel. Yaklaş bakayım. Gel, otur şöyle. Niçin yatmadın baba? Seni bekledim oğlum. Tanıştın mı gelin kızımızla? Aa, evet. Çaylar içip pastalar yedik. Oh ya. Beğendin mi? Nikah gününü tespit ettiniz mi? Bana inanmayacaksın biliyorum ama babacığım... yarın kendine de sor. Neyi sorayım yavrum? Acayip bir kız. Herhalde sinir hastası, deli. Güzel güzel otururken abuk subuk konuşmaya başladı. Bak hele! Neler dedi ki? Birden ayağı fırladı. Beni öldüreceksin biliyorum, katil herif diye bağırdı. Daha birçok şeyler... sonra da kaçıp gitti babacığım. Anlaşıldı. Bak oğlum, hastalıklı gelin istemem ben. Ah, ben de istemem. Peki, ne olacak öyleyse? Benim kararım karar. Sana karşı haşa karşı gelemem. Ama istiyorsan evlenebilirim babacığım. Var o. Bilirim. Muti evlatsındır. Baba sözünden dışarı çıkmazsın. Velakin gene de olmaz o kız. Üzülme babacığım. Başkasını buluruz. Ben buldum bile! Ha. Hem de üç tane. Buldun mu? Ne çabuk babacığım! Nasıl gidiyor he? Kerim Bey'in yüreğine inmek üzere. Gene tanıyamadı beni. Ağlıyor, devriliyor, yalvarıyor babasına. Beter olsun! Olacak! Ben şimdi fabrikaya gidiyorum. Asıl şenlik bundan sonra! Hadi güle güle öpeyim canım. Güle. Affettin mi? Dolgunay Hanım, eski bir ahbabımın kızıdır. Babası hoş sohbet, cömert bir insandı. Ya. İşleri ters gitti, mefaat etti. Belki de intihar etti. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Darısı dostlar başına. Doğrusu babamın anısı kutsal bir gerçektir benim için. Eğitimim, ayrıca öğrenimim için bütün varsayımları denemiştir. Yoksa öyle bir noktaya düşerdim.
Filolojiyi bitiremezdim. Oğlum, Dolgunay Hanım yüksek tahsilli, ilim konuşuyor, işittin mi? Hı hı, işittim. Ben bazen ağır duyarım ama bunun evlenmemi engelleyen bir yönü yok. Eşitmeyince kavga gürültü de az olur. İnsan rahat eder, değil mi Kerim Bey? Gözlerim de bozuk sayılır. Evlilikte önemli olan ne kulak ne de göz yapısı bence. Benim inancım, savım şöyle. Kadın erkek ilişkisi cinsel ve moral olarak, sonra da çocuk artı mutluluk dengesi. Kadının üretime katılması ve yuvanın ekonomik tüme varması. Kerim Bey de konuşmalı bu konuda. Açık seksik bir tavır takınmalı. Sana soruyor oğlum. Konuşsana, ne diyorsun? Bana da acı, kendine de! Şu mahluktan kadın olur mu? Gelin olur mu? Ana olur mu? Kendine gel hele! Saygısızlık etme! İstersen reddet beni! Milyonlarını da önüne gelene dağıt! Ben yokum! Ben deli değilim! Aklımı peynir ekmekle yemedim, anlaşıldı mı? Kaçıp gitti. İster misin evlendireyim derken evladımı kaybedeyim? Bir daha eve gelmezse ne yaparım? Bir yere gidemez. Akşama gene af dilip ayaklarınıza kapanacaktır. Sağ ol. Yandım. Babam bu defa ölümüne kararlı. Kör topal kim olursa olsun birini bulup evlendirecek beni. Sen de hak ettin bu cezayı doğrusu. Tabii ya, adamı zıvanadan çıkardın. Canım, olan olmuş. Bir çare bulup kurtarın beni. Tek çare senin evlenmen. Evet. Bırakın dalgayı. Anlattım size yahu. Ha, anlattım. Babamın gösterdiği kızları bir görseniz üç günlük yola kaçarsınız. Fena mı? Topla topla hepsini hayvanat bahçesine göndersen de. Gırgırın sırası değil, bir çare bulun. Evleneceksin. Ama dümenden. Dümenden mi? Evlilik bu be, şaka mı? Babanın hiç tanımadığı, seninle iş tutarken basmadığı eski kırıklardan biriyle yapacaksın bu işi. Ha, tamam, tamam. Serap var. Kılı, kıyafeti, konuşması harikadır. Yalnız bir tek içkisi var. Artık içkisini de idare et. Mecbursun, idare et. Oldu arkadaşlar, Serap'ın şerefine. Serap'ın şerefine. Vahit beyefendinin emriyle size her gördüğümü duyduğumu anlatmakla mükellefim. Yeni bir şey mi oldu? Muhterem Kerim Bey sahte bir evlilik peşinde. Nasıl sahte? Eski göz ağrılarından biriyle konuşacak, sahte geçici iki aylık bir evlilik yapacaklar. Hala akıllanmadı demek. Evet. Kimin daha büyük üçkağıtçı olduğunu göreceğiz. Seninle evlenecek kadar fıttırmadım ben. Hadi bakalım, başka kapıya. Bildiğin gibi bir evlilik değil bu. Boş versene, pis zampara. Benim ayda yılda bir koca yüzü görmeye hiç niyetim yok. Ne mal olduğunu biliyorum. Hiç okuma bana. Canım dur da lafımı bitireyim. Tam sana göre bir iş. Seninle arada bir düşüp kalkılır. Üstelik harika bir erkeksin, tamam. Ama koca olmaz senden. Haklısın ama benim niyetim başka. Demek niyetim başka. Madem istediğin, sevdiğin biri vardı, böyle kadar niçin hiç bahsetmedin? Duygularımdan emin değildim. Bugün buluştuk. Evlenme teklif edince ağladı. Beni mutlu edeceğine inandım. Kimin nesiymiş? Çok mutasip bir aile kızı. Enstitüyü bitirmiş. Bütün günü dikiş nakışla geçiyor babacığım. Görünce sen de beğeneceksin. Ben de görmek isterim oğlum. Yarın akşamüstü getireceğim. Ala! Elini çabuk tutuyorsun. Geç bile kaldın babacığım. Kaç zaman sonra bir rahat uyku uyuyacağım bu gece. Ben de babacığım. Allah rahatlık versin babacığım. Sana da oğlum, sana da. Seni uyanık babanın buyunu tel tel yolayım seni. Ah!
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serap Hanım. Memnun oldum. Kıymetli babam. Efendim beyim. Derhudar ol kızım, derhudar ol. Efendim, prezente edeyim. Arkadaşım Nazmi Bey. Merhaba. Kızım Nesrin Hanım. Merhaba. Bu da katibi Münacettin. Hoş geldiniz efendim. Geçin şöyle oturun bakalım. Geç kızım. Sen benim yanıma iniş. Teşekkür ederim. Efendim. Ben gündüzleri beceremem ama bugünün şerefini hep birlikte içeceğiz. Ya, değil mi, değil mi ya? önce gelin kızımdan başlayalım. Serap hiç içmez, alışık değildir de. İstemem, teşekkür ederim. Yo, bugün usulü kaideyi biraz bozacağız. Madem istiyorsunuz, hay hay. Aferin kızım. Bizde ayıp kayıp kaç göç hiç yoktu. Çok beğendim babanı, kime çektiğim belli. Efendim, herkesler hoş geldi. Bağolsun Serap Hanım sefalar getirdi. Hoşlar buldum, çok sevindim vallahi. Hepinizin şerefine. Şerefe. Sizi sanki bir yerden tanıyor gibiyim. Çok isterdim ama imkansız. İki yıldır devamlı Paris'teyim. İki hafta oldu geleli. Çok isterdiniz demek. anlat bakalım kızım. Yaşın kaç, nirelisin, aileni de bilelim. Bu Ağustos'ta 22'me basacağım. Aslen Yozgatlıyız biz. Ama çok küçük yaşımdayken İstanbul'a gelmişiz. Babam demiryolu hat bekçisiydi. Yani hat müfettişiydi. Geçen sene tekayüt olmuş dediler. Yani beraber değil misiniz? Kaç senedir ayrı yaşıyorum ben. Cihangir'de dayalı döşeli katım var. Yani hep beraber yaşıyoruz demek istedin. Haftada 3-5 gece bende kalırlar. Üstlerini başlarını yaparım. Ceplerine para koyarım. İyi, aferin. Hayırlı evlatmışsın. Mersi, teveccühünüz. Aman efendim. Niçin tedirginsiniz? Ben mi? Yo, değilim. Biz gelmeseydik keşke. İyi ki geldiniz. Sizi daha önce tanımadığım için üzgünüm. Ben de. Ama çok geç artık. Hiç de değil. Ortada karara bağlanmış, bitmiş hiçbir şey yok. Ne oluyor Kerim? Yani... Le Ponç vaziyetleri. Serap Hanım, çiriz! İçmese, midesine başına dokunabilir. Adam, iki bardak içkiyle kime ne olur ki? Neşenize, bol kazançlara! En kötü günümüz böyle olsun. Böyle olsun. En kötü günümüz... Rica ederim. İstanbul'dan hayli zaman uzak kaldığınıza göre... ...görülecek, gezilecek birçok yerini unutmuşsunuzdur. Gerçekten öyle. Pek arkadaşım da yok. İsterseniz ben gezdirebilirim sizi. Memnun olurum. Telefonum 47 18 61. Mutlaka arayacağım. Ayıp oluyor Kerim. Anlamadım şekerim, yani ne demek istedin? Anlatırım ben sana. Bilirsin ne mal olduğumu. Sigortam attı mı dağıtırım ortalığı. Aa, senin gibi bir melek böyle konuşur mu hiç? İçki tuttu herhalde. İki bardak konyak vız gelir bana. Aman kızım, masrafı bir şey değil ama.
Otur hanım kızım, otur evladım, gevşe azıcık, otur, otur canım, he? Ulan hergele, kadın diye gebereceksin. Ulan en zıttıma giden şeyi yapmasan olmaz mı? 3-5 gün bir şey yapmadan duramaz mısın sen? Serap, ne olur sinirlenme, sakin ol. Yanlış anladın herhalde. Bak... Hadi, sen babanı kandır. Al. Ben kör müyüm, sağ mıyım be? Serap, çok kötü yaptın. Çok ayıp ettin. Hangimiz acaba? Şurada en çok bir ay dümenimizi yürütecektik. Sonra sen yoluna, ben yoluma. Anlamadım o sözleri, o dümeni. Ne dümeni o? Bir ay meselesi yani, o dümen bir ayı. Anlamadın mı? He. Bu herifle dalga dümenden evcilik oynayacaktık. He. Senin gönlünü yapıp paralarına konacaktı. Sonra da ayrılacaktı. Ya! Ya! Fakat şurada başka birini görür görmez... ...hemen sarkmaya başladı ahlaksız. Vereceğim para da yerin dibine bassın sen de! Uyuz herif, ne olacak? Yazık, hiç de göründüğünüz gibi değilmişsiniz. Sakın aramaya kalkmayın beni. Ulan bu Adil'i de mi yapacaktı? Sokak karıları bile yüzüne tükürüyor. Ya, perişan oldu bu defa! Mahvoldu, ciğergahına oturdu! Evet, evet! Bence de öyle! Bakın göreceksiniz, nasıl yola girecek! Seni Allah çıkardı karşıma! Bu herif adam olursa sayende olacak! Bakın bakın, bir kelime bakın! Bir de... Ah, afete bakın, afete! Evlat böyle yetiştirilir işte! Tam sana göre bir iş var. Yeter, taranıp durma! Birazdan dağılmayacak mı? Saçın başın mı kalacak? Bildiğin gibi değil. Çok para vuracağız. Gel diyorum sana! İş konuşacak zaman mı şimdi? Ömründe bu kadar kolay para kazanmamışsındır. Uyuz etme beni! Düş önüme! İki günde 500.000 lira! Var mı böyle para? Ha. Dalga mı geçiyorsun? Yarım milyon! Yarısı senin, yarısı benim. Nasıl bir iş? Hele senin için çocuk oyuncağı. Örtün o zaman! Ya iş konuşalım ya da güreş tutalım. Neymiş mal? Bir herif! Adi, aşağılık bir hanım evladı. Resmen adam mı kaçıracağız? Yazmaz bana! Yalancının, dümencinin teki. Ama babasının bir tanesi. İhtiyarda para kum gibi. Sen girmezdin böyle işlere, ha? Bu başka. Görülecek bir hesabım var o hergeleyle. Anlaştık. Yemeyecek misiniz? Kerim gelmedi mi daha? Gelmedi. Çok yüklendik gündüz vakti, çok rezil ettik. İyi ettiniz. Ya kötü ettikse? Utancından canına kıyarsa ne yaparım? Utanmasını bilmez Kerim, korkmayın. İnşallah, inşallah. Gelecek olursa bana haber et, uyandır hemen! Olur, uyandırırım. Uyku lafı söz temsil! Gözümü kırpar mıyım hiç? Alo! 47-18-61 mi? Nesrin Hanım'ı rica ediyorum. Benim efendim. Siz de sanırım Kerim Bey olacaksınız. Evet, ben Deniz'im. Sizinle mutlaka konuşmalıyım, mutlaka! Alo! Alo, kapattınız mı? Alo, Nesrin Hanım, alo! Beni aramayın demiştim. Sizi tanıdım ve aynı anda kaybettim. Dün gece eve gitmedim. Bir otel odasında uykusuz sabahladım. Bir defa olsun dinleyin beni lütfen! Bir defa için geleceğim. Çok kısa konuşacağız. Hiç ümidim yok ama... ...belki de bir yardımım dokunur size. Olacak. Bütün hayatım size bağlı Nesrin Hanım. Bunu benden esirgemeyin lütfen. Bir saat sonra vapur iskelesinde bekleyeceğim sizi. Ah!
Senin aklına uymakla yanlış bir iş ettim. Oğlum bütün gece eve gelmedi. Gazetelerde de bir haber yok. Polise gideceğim. Bana telefon etti az önce. Şimdi buluşacağız. İsterseniz gelip görün. Vay köpoğlusu! Bütün gece kan ağlattı bana. İnsan bir haber vermez mi? İyi tanımış sizi. İstediği gibi oynuyor. Niyeti pes ettirmek, evlilikten vazgeçirmek. Avucunu yalasın, bir elleri şişmesin. Söyle ona, ya benim emrimi dinler, evlenir, yahut da cehenneme kadar yolu var. Vücudunuz bir harika. Çok güzelsiniz. Bunları söylemek için mi çağırdınız beni? Hayır ama, sizi böyle görünce allak bullak oldum. Sizin gibi bir sevgilim olsun isterdim. Her kadına aynı şeyleri yapmaktan, aynı şeyleri söylemekten bıkmadınız mı? Bıkmadım, bıkamıyorum. Huyum kurusun. Ciddi bir erkek olsanız, evlenseniz? Evlenmek esaret gibi geliyor bana. Sabah git, akşam git. Tek bir kadının suratını seyret. Bunu yapabilmek için aşık olmalıyım. Böyle biri çıkmadı mı karşınıza? Hayır, çıkmadı ama çıkabilir. Bana söyleyecekleriniz? Babamla barışmak için mutlaka evlenmek zorundayım. Bana öyle kızlar gösterdi ki, çıldırıyordum. Adaylar arasında beğendiğiniz olmadı mı? Bir tek afet vardı, onu da eşeklik edip kızdırdım. Ama pişmanım. Madem evlenmeye mecburum, hiç olmazsa onunla olsun diyorsun. Ha, anladınız nihayet. Sevdiğiniz falan yok. Babanızla barışmak için onunla evlenmeyi düşünüyorsunuz. Adilik bu. Aa, ne var bunda yani? Sizinle tanıştığıma pişmanım. Derhal dönelim. Ne istiyorsunuz bizden? 500 bin lira. 500 bin lira mı? Aha. Thank you.
Oğlun elimizde esirdir. Hayatına karşılık 500.000 lira isterim. Bu para iki gün içinde aşağıda yazdığım adrese gelmeyecek olursa Kerim'in kellesini göndereceğim. Hele yanılıp da polise ve gazetelere bildirecek olursan oğlunun cesedine bile kavuşamazsın. Bende yalan yoktur. İnsaf ve de merhamet ise hiç yoktur. Yanındaki kız için de ayrıca 100.000 lira isterim. Pazarlığı da katiyen sevmem. Bilmiş ol. Alo? Kimsin? Ben Yakup. Emaneti paketledim, buzdolabına koydum. Tamam mı? Tamam. Helal olsun. Mektubu da gönderdin mi? Çoktan. Neredeyse ellerine geçmek üzere. Emanet de garantide. Yarın akşam dolu ceple sendeyim. Dört gözle bekliyorum hayatım. Dört elle, dört bacakla bekliyorum. Geç kalma şekerim. Ah, işte bu kadar! Kimdi o konuştuğun herif? Yarın gece ne yapmaya gelecek? Sorup durma! Yapış yapış olma bakalım! Lafımı sabunlama! Doğru dürüst cevap ver! Hayatım kurtuldu be! Nedir her gece her gece sizlerden çektiğim? Konuş diyorum Serap! Gelsin paralar, gitsin paralar! Gelsin paralar, gitsin paralar! Ulan bu işin şakası yok! Bizi ölüme terk ettiler galiba! Hey, açın kapıyı, donuyorum! Açın be! Yahu kimse yok mu? Açın ne olur kapıyı! Açın ne olur Yarım milyon istermiş, pazarlık da etmezmiş! Seni haydut seni! Seni vurguncu seni! Kızım için utanmadan 100.000 lira istiyor! Yavrum benim! Milyonlar edersin sen! Polis! Şimdi hakkından gelir o haydutların! Adam kaçırmak ne demekmiş öğrenirler! Lümero sokak! Deli misin sen? Gözü dönmüş adamların! Polis onları bulana kadar Kerim'i de, Afet'i de öldürürler! Hiçbir şey yapamazlar! İki kişini canına kıymak kolay mı? Sana, bana zor! Onlara kolay! Peki ne yapacağız? Paraları verecek miyiz yani? Vereceğiz tabii! Allah be! Bana kalırsan, Nazmi beyefendi haklı! Önce paraları verip çocukları kurtaracaksınız, sonra... Katilleri yakalatıp, paralarınızı tekrar geri alacaksınız. Unutma ki parayı vermezsen, ikisinin de katili sen olacaksın. Allah korusun! Kerim'im kadar, afet içinde yanar kavrulurum! Üstelik bu bela senin zampara oğlun yüzünden geldi başımıza! Kerim! Kerim! Hiçbir şeycik demem! Allah sana senden beter bir oğul versin! Beyefendilerciğim, hemen bankaya gidelim! Yolda beddua edersiniz! Katip haklı! Bit tabii! Paralar gelince ikinizi de salıvereceğim. Sağ ol. Bir an önce kurtulsak da karnımı doyursam. Yo, önce ben yiyeceğim seni. Erkek dediğin senin gibi olur. Başka bir hesabın varsa yanılırsın. Bu laflarla uyumam ben. Hesabım o herifeydi. Dümen yaparak parasını götürüyordum. Helal olsun! Malın gözünün gözü diye sana derler! Boş ver! Ne derlerse desinler! Odaya koşun! Sevişirken birdenbire düştü, bayıldı! Kalbi tuttu galiba! Ha? Ben doktora gidiyorum! Patron! 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 Nasıl oldun patron? Nerede o kahpe? Doktor getirmeye gitti. Ne doktoru?
Sevişirken kalbin sıkışmış, doktora koştu. Siz de yuttunuz bunu hayvan herifler! Çoktan polise haber vermiştir, malları kaçıralım. Aşağıdaki Tarzan'ı da götüreceğiz. Ya sizde hiç vicdan yok mu? Açlıktan, soğuktan geberdim burada be! Kes sesini be! Niye? Siz de çabuk başlayın! Makine gibi! Yanarız yoksa! Hadi, hadi çabuk! Elinizi çabuk tutun, hadi! Seni acısı değil! İyi oldun bana! Acele etme! Nasıl olsa öleceksin! Hadi. Ne istiyorsunuz bizden ya? Söyleyin be! Derdimiz paraydı ama eşek heriflerin yüzünden can derdine düştük. Hadi çabuk olun! Duvara çekil sen de! Bir daha elini ayağını oynatırsan vururum. Hele şuradan kurtulayım, ikinizi de kurşuna dizeceğim. Çabuk olun, daha çabuk! At silahını! Ver lan bunu bana! Ne haber sen güttürü? Hepinizi kaçakçılık suçuyla tutukluyorum. Tabi tabi, tutukluyoruz, hadi bakayım! Ver silahını! Nasıl? Sen de yürü! Ben de mi yürü? Yani ben! Beni de tutukluyorsunuz! Geçmiş olsun, Allah kurtarsın! Sağ ol! Zamparalık, zina, baba parasını yürütmek için envai çeşit hergelelik, şimdilik de kaçakçılık! Vallahi billahi, iki gözüm kör olsun ki ben bir şey kaçırmadım, beni kaçırdılar! Puh be! Yazıklar olsun sana, eşek kadar adamsın be! Böyle kirli işlere karışmaya utanmıyor musun? Bana bak, tövbe edersen seni buradan çıkartırım, aksi halde kendin bilirsin! Kabul babacığım! Bir daha zamparalık! Yapmayacağım! Kaçakçılık! Etmeyeceğim! Kadınların peşinden? Koşmayacağım! Fabrikaya? Gelmeyeceğim! Ne? Şey, affedersin, geleceğim! Bütün bunları yapmayan? Böyle olsun! Ha? Geçmiş olsun! Geçirmiş olun! Ne o? Ne istiyorsun? Geçmiş olsun demeye geldim! Hem de seni kurtarmaya! Ben ölmüşüm Münacettin efendi! Ben ölmüşüm! Haşa! Hümme haşa! Seni babanın ıstırabından kurtarmak için bir plan hazırlayacağım! Nasıl? Senin için bir sahte nikah! Üstelik babanın istediği kızla! Nikah memuru da arkadaşım olacak! Ah, olmaz, babam inanmaz! Sen o işi bana bırak! Senin bu kadar üzülmene gönlüm razı olmadı! Bütün planı hazırladım! Merak etme! Dediğimi yap! Hemen babana git, evlenişini söyle! Doğru be! Sağ ol Münacettin efendi! Hemen gidiyorum, hemen! Randevu abi, gel burası kardeşim, fabrika! Vahit su içmezin fabrikası! Allah'ım yarabbim be! Oğlum hoş geldin! Sağ ol baba! Hayrola? Hapishanede yatarken kararımı verdim baba, evleniyorum. Evet, evleneceğim. Aslan oğlum benim, aslan oğlum! Sözüm söz, ben de seni ihya edeceğim! Benim de sözüm söz ama baba, kiminle evleniyorum ben? Ha, şimdi hiç durma, telefon numarasını akılcının bir kenarına not ediver bakayım. 47-18-61, tekrar et bakayım neydi? 7-18-61... Ha, tamam! Ama unutma, bir daha zamparalık yapmak yok! Bir daha zamparalık yapan... Böyle olsun babacığım! Ha, aferin sana şimdi! Müsaadenizle babacığım! Tamam, hadi güle güle oğlum, yolun açık olsun, güle güle! Oh, hele şükür ya Rabbi! Efendim, oğlanı basmaktan ayağımızı yere basamadık, güzelim! Seninle hiç meşgul olamadım bugünlerde, ciğerim! Rica ederim, Vahit Bey! Vahit Bey deme ba! Canım deba, neler alacağımsa! Ne var, ne istiyorsun?
Ne istiyorsun lan? Konuş! Gebeleme lan! Konuş! Ulan konuş! Kızım geç bakayım sen şöyle. Hani o saat yediğin faturalar vardı ya, onları çiziktiriver öyle işte bir kenara. Ne istiyorsun? Mahtum Bey'i evlenmeye razı ettim. E biliyoruz bunları. Geç bunları bir kalem. Nikah muamelesini hazırladım. Aferin, hiçbir şey hissetmedi ya. Hiçbir şey fark etmedi. Sahte nikah olacağını zannediyor. Aferin. Af buyurun beyefendiciğim. Ona size kazık atacağımı söyledim. Hey boh yedin. Aferin. Hey iş becerdin. Şimdi hadi bakalım. Hadi yallah. Yallah lan geç işte. Ne bekliyorsun lan? Konuştuk bitti. Hadi ne duruyorsun? Zam. Ne? Ne zam mı? Daha yeni zam yaptım sana lan. Kendim için istemiyorum. Hoppala. Ya kim için istiyorsun lan katip? Buyurun göstereyim. Ha? Şöyle buyurun. Allah Allah. Buyurun. İşte bunlar için. Ha? Peki bağ ne bunlardan? Sizden bir şey yok beyefendiciğim. Mahtubumuzdan. Ne? Senin karıya da mı? Rica ederim beyefendiciğim. Peki ne lan bunlar, anlasana. Vasıtalı maktumumuzdan. Ne demek o? Katip anlat, delireceğim ha! Şeyim efendiciğim, biz de biraz insanız. Her baskında bana da bir şeyler oluyor. Fenalaşıyorum. Doğru eve. İşte netice. Bakın mesela şu en baştaki Sevinç Hanım'ın baskınından sonra oldu, adı Sevinç. Sonraki onun yanındaki Leyla, daha sonraki Demet, ondan sonraki Şermin, bakın şu, yeter. Şu mesela... Yeter şu... katip, yeter! Peki lan, karının karnı gene bak dikkat et, böyle şiş. O kimin baskınından? Ben kederimden ne halt ettiğimi biliyor muyum ki? Onun baskını belli değil. Maşallah benim oğluma. Buyurun, buyurun oturun şöyle. Buyurun. Şahitler de hazır olduğuna göre nikaha başlayabiliriz. Efendim, İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak kıymetli şahitlerin huzurunda... Arkadaşına bak be! Amma rol geziyor ha! Sarsma! Rica ederim, biraz ciddi alalım efendiler. Ne diyordum? İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak... ...kıymetli şahitlerin huzurunda sizleri karı koca ilan etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Afet Söylemezoğlu, Kerim Su İçmez'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, ya siz efendim? Hede, hede. Evet. O halde imza ediniz. Siz de imza edin. Tebrik ederim. Canım de bana.